LGS'ye son 15 gün gerçekten hayallerimiz için son 15 gün çok değerli. Çünkü gayret gösterdik, çalıştık ve şimdi inşallah karşılığını alacağız. Haftanın sözüne baktığımızda aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur diyor. Gerçekten de biz kendimize inandığımızda ve Allah'a tevekkül ettiğimizde yani ben bu kadar çalıştım bundan sonrası sana kaldı Allah'ım deyip gayretli bir şekilde sınava girdiğimizde mutlaka olumlu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Yani istediğiniz netlere ulaşamıyorsunuz belki ama istediğinize benzer bir okulda istediğiniz netlere benzer bir okulda yine gelecekte geleceğiniz başarılı yerlere işte yazılım mühendisi olmak istiyorsanız avukat, doktor, hakim, savcı bilmiyorum artık ne olmak istiyorsanız o bir şekilde oluyorsunuz. Yani su akıyor yatağını buluyor aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yok. Önce önünüze LGS duvarı çıkıyor.

Onu geçiyorsunuz ama ayağınız takıldı diyelim ki. Sonra üniversite sınavı. Oraya geçiyorsunuz ama takıldı başka bir şey. Yani mutlaka çalışan insan başarıya ulaşıyor. Haftanın sorusuna baktığımızda Battal Dombaloğlu diyor ki... ...LGS'den 450 puan almak için ne kadar yanlış yapmamız gerek? Şimdi arkadaşlar bunun bilimsel bir açıklaması var. Geçen seneki sınava baktığımızda tabii her senenin netleri değişir. Bazen sınav zor olduğunda daha düşük netlerle de yapabilirsiniz. Geçen seneki sınav zor olduğunu düşünelim. 449 puan yani 450 puan almış bir arkadaşımız 1.14... 13'lük dilime giren bir arkadaşımız. Türkçe'de bir yanlış yapmış. Matematikte beş yanlış yapmış. Fende bir yanlış yapmış. Dinle de bir yanlış yapmış. Dolayısıyla siz diyelim ki matematikte beş yanlış değil de daha fazla yanlış yapıyorsanız, yedi yanlış yapıyorsanız o zaman Türkçe ve feni doğru yapmanız gerekiyor. Yani hepsini doğru yapmanız gerekiyor. Hatta dindeki soruyu da kaçırmamanız gerekiyor. Bu durumda Türkçe e fenin hepsini doğru yapıp, eee inkılap din ve İngilizcede e, hepsini doğru yaptığınızda matematikten 7 yanlışa kadar e, çıkma şansınız olabilir. Fakat şu çok önemli, bu geçen seneki sınava göre belki bu sene sınav çok zor olacak. Bu durumda daha fazla yanlışla da bu netlere ulaşabilirsiniz. Çok kolay olursa da mesela bu seneki sınav çok kolay oldu. Bu durumda e, herkes matematikte çok iyi yapacak olursa sizin de daha iyi matematik yapmanız gerekebilir. Fakat burada önemli olan şey şu. Şimdi bu yüzde birlik dilim için. Bunun haricinde mesela diyelim ki 487 puan almak isteyen bir arkadaşımız, yani yüzde %0.08'e girmek isteyen bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi matematikte artık bir yanlışa kadar çıkması gerekiyor ve fende de bir yanlış yapması gerekiyor. Ama 425 almak isteyen bir arkadaş baktığınızda yanlışların sayısını arttırabiliyor. Yine 2.83 dilinde yine birçok fen dersine girebilen bir arkadaş. Ya da başka bir şeye bakalım. 423 puan almış gene bu arkadaşımıza. Kaç? Bu da yine 12 tane Doğru yapabilmiş matematikte, yani 11 net yapabilmiş veya bu arkadaşımız 15 tane e, doğru yapmış matematikte ama 3 yanlışla 14 nete geliyor. Bu da yine bakın bu arkadaşımıza benzer bak, e, benzer. Bu 12 net yapmış. 2.99 bu 15 doğru yapmış ama 3'te gördüğünüz gibi dolayısıyla daha az yan, daha az doğru yaptığı halde bak 15 doğru 12 doğru daha az doğru yaptığı halde daha yüksek bir dilimde neden çünkü diğerlerini iyi yapmış dolayısıyla matematikteki açığınızı matematikteki eksiklerinizi e, fen türkçe ve diğer branşları çok iyi yaparak kapatabilirsiniz bakın burada 417 11 doğru ile yani 6 yanlış 2 doğru götürür 9 doğru ile ulaşmış ya da 404 puan'a bakalım 404 puan'a 11 doğru ile ulaşmış var arkadaşımız. ya da 397 puan'a yine gördüğünüz gibi 11 netle ulaşmış tabi burada genef Türkçe'den 6 tane yanlış yapmış mesela ya da altın virgül gördüğünüz gibi matematikte sadece 6 doğru yaparak, altı net yaparak ulaşmış. Çünkü dört tane net gidiyor. veya da başka bir şeye baktığımızda 7. dilimde yine birçok Anadolu sesini kazanabiliyor. Sosyal bilimler fen lisesini, bazı fen liselerini kazanabiliyor. Burada da yine gördüğünüz gibi düşük netlerdir. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizler iki tane matematik doğrusu, bir tane de yanlış bile yapsanız, diğerlerinde bir şeyler yaptığınızda, yanlışlarınızın sayısını az tuttuğunuzda yine 12'lik dilimlere girerek mesela, bu belki birçok arkadaşımız için kötü bir dilim ama bazı arkadaşlarımız için bence iyi bir dilim. Neden? Çünkü Burada da yine birçok Anadolu Lisesi'ni, Fen Lisesi'ni, Sosyal Mühendisliği şehrinize göre tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o zaman e, bu en baştaki sorduğunuz sorunun cevabı burada. Yani burada yani... Diğerlerini full yaparsanız 7 tane matematik yanlış yapmanız gerekiyor. Yani en fazla 7 tane matematik yanlış yapabiliyorsunuz. Diğerlerini full yapamasanız matematiği de artırmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar haftanın okuluna baktığımızda Gölcük Fen Lisesi Kocaeli'nde gördüğünüz gibi 3,9 yani dörtlük dilimde yine tıplar, mühendislikler, mimarlıklar kazanılıyor. Yani videomuzun başında söylediğim şey çok önemli. Sizin bir hayalleriniz var. Diyelim ki bir pilot olmak istiyorsunuz ya da bir mimar olmak istiyorsunuz ya da bir mühendis olmak istiyorsunuz. Bu LGS'de fen lisesini kazanarak, Anadolu lisesini kazanarak, sonrası üniversite sınavında bir şeyleri başararak, ardından başka bir şey, ardından başka bir şey mutlaka ulaşacağınız bir hedef oluyor. Merak etmeyin çalışan kazanıyor ve elmas da kızarıyor arkadaşlar. Ee, burada tabii bizim gireceğimiz şu anda gireceğimiz sınav bir deneme. O yüzden de biz de sizlere son tekrar setimizin yanında mutlaka mutlaka geri sayım denemelerini de çözmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü LGS geri sayım denemeleri 2022 sınavına uygun bir şekilde yeniden hazırlandı. Buradaki birçok soru yine bu sınavda sizin karşınıza çıkabilir. Ve mutlaka bu denemelerde ee, soru çözerken dikkatli bir şekilde çözmenizi, optik form kullanarak çözmenizi istiyoruz. Buradaki formları kullanarak çözmenizi istiyoruz. Ve yine aynı şekilde denemelerin sonrasında deneme analizinizi yapmanızı istiyoruz. Yani yaptığınız her bir sorudaki hatayı, acaba ben işte matematikte 19'u yanlış yaptım. Hayır. EBOB ekoku yanlış yaptım ya da işte başka bir denemede mesela Fendi 4'ü yanlış yapmışım. Hayır, birleşik makineleri yanlış yapmışım şeklinde analiz ederek ve orada yaptığınız yanlışla alakalı sorular çözerek gitmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. LGS geri sayım denemelerinde 3-2-1 toplam 6 tane deneme var. Bunlar sizin LGS başarınız açısından çok çok değerli. Açıklamadaki Tomuç linkinden ya da sizin en yakın Tomuç kitapçısından bunlara ulaşabilirsiniz. Çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışacağız ve başaracağız inşallah. Hiç endişelenmenize gerek yok. Önünüzdeki en büyük engel nedir biliyor musunuz? kazanamayacağım endişesi. Bir kere bunu unutun ve çalışın. İnşallah çok güzel sonuçlar sizleri bekliyor.